Herkese günaydın. Sabah sabah. Saat 8. Marketlerin açmasını bekledim. Markete gitmem gerekiyor. Niye? Bulaşık tabletim kalmamış. Bulaşık tabletini alacağım. Sonra bir şeyler işte. Sırt çantamı koyabilecek bir şeyler almam gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi 300 gram daha vermişim. Bakalım. Daha ne kadar devam edecek böyle. Tabii sürmeyecek. Bundan sonra verebileceğimi düşünmüyorum. Burada da ya iki gün aşağı inmedim inşaat. Hemen inşaatlara başlamışlar. Bakar mısınız? Bu son binayı restore ediyorlar. Bu eski belediye binası. İlk belediye binası. Şu an müze olarak kullanılıyor. Çok rüzgar var. Kulaklığımı taktım ama sesim nasıl gelecek bilmiyorum. Yani telefon algılayamıyor bazen. Şurada da anneme bakayım ne yapıyor diye dönerden geçerken. Oo, buz gibi. Ve tekrardan merhaba. Ben eve geldim. Saat 10. Bayağı bir dolandık. Yeni geldim diye şimdi bakın. Üzerimden inmiyor. Şöyle oturdum pencerenin karşısına. Size güzel ışık olsun diye. Neler yaptık neler. Dur bakayım kızım. Dur gösterelim. Geç. Otur. Otur. Tamam. Tamam. Birlikte göstereceğiz. Un aldım. O kadar hamur yoğur falan. Yani unsuz kalmışım. Valla bugün yemek falan yapmak da yok. Tablet aldım. Bir deneyeyim. Bunlar 3.50 yapıyor. 3.50 yani 8-9 vermektense bir deneyeyim bakayım bunlar nasıl markası. Kedime çorba aldım. Başka ne aldım? İşte abur cubur kediyle köpeğe. Kemik. Süt. Sütüm bitti. Kızıma vegan nuggets. Bu da vegan schnitzel. Bu da brokoliden yapılma böyaga. Burger. Burger yaparsa kendine. Başka şu toz, ne diyorlar buna, kahveye konan süt var ya, toz sütlerden. Bazen evde süt olmuyor. Herkes de kahvesini işte siyah falan içmiyor benim gibi. Bir tane Nutella. Bir tane de Fanta. İçsinler, yesinler. Annemle baya baya bir dolandık. Burada termo çorap aldım. Soğukta çalışıyoruz ya. Oradan veriyorlar da. Ne bileyim onları sevmiyorum. Çok kalın. Onlar şey böyle kayak, kışın kayak yapanlar için var ya, böyle kocaman uzun da dizlerine kadar geliyor. Onları sevmediğim için böyle aldım. Bakın şöyle bluzlar aldım. Bu 12 eurodan 4'e düşmüş. Kocaman bir şey. Eşime olur. Oğluma olur. Hangisi isterse. Ay, bunun kağıdını kopardım ama fiyatını biliyorum. 7'den 2,5'a. 2,5'a dayanamadım. Aldım. Hangisi isterse giysin. Hah, 2 tane de pırasam var şurada. Pırasaya bayılırız. Ailece. Alayım dedim, olsun. Öyle. Geldim. Bugün ne yapacağım? Bugün ne yapacağım hiç bilmiyorum. Öyle oturuyorum. Gördünüz mü? 300 gram vermiş. Ve 300 gram verdikten sonra komple kiloma bakarsak, bu 7 günde giden bir kilo. Yani bir haftada. Kaçtım ben? 73.3 diye hatırlıyorum. Bence öyle. İlk videoda 73.3 ve 69.0, 4 kilo 300 gram. Bir hafta için iyi midir? İyidir. Bak yine tatmin olmuyorum. Daha çok verebilirim. Daha ne yapabilirim? Ama yine de daha kendimden daha dikkatli beslenerek daha da çok kilo verebilirdim diye düşünüyorum. Tabii benim düşüncem saçma bir düşünce. Öyle geliyor bazen. Ama 4 kilo gitmesi çok güzel bir şey. Yani 4 kilo bir haftada.
Tabii bundan sonra öyle olmayacak. Haftada belki iki vereceğim, belki bir vereceğim. Hani ne kadar dikkat ettiğime göre değişecek. Belki hiç vermeyeceğim. Fakat bu ilk hafta dediğim gibi fazlalık olduğu için ödemdir, odur, budur yani hepsi içinde. O öyle komple gidiyor. Siz bir hafta yapıp kilo verip ikinci hafta vermezseniz sakın sakın vazgeçmeyin. Yani yapalım. Bakalım bir aydan ne olacak. Toparlayayım şimdi ben bunları. Dizi izliyorum demiştim ya Netflix'ten vampirli falan. Ha, dizinin ismini de bilsem biliyorum aslında da şu an gitti aklımda. Ay. Van Helsing. Van Helsing. İnsanları yiyorlar, ısırıyorlar. Öyle zaman geçirmek için bir sürü sezonu var. Böyle açıyorum onu izliyorum bazen. Ne izleyeyim başka? Saçma sapan şeyler. Yani YouTube'a giriyorum. Arkadaşlarımı izliyorum. Ve bir bakıyorum böyle saçma sapan haber demeye bin şahit haberler. Yani ne bileyim. Müge Anlı. Dün açtım bir tane klibini. Öyle bütün programı değil de bir klibi açtım. Ondan tek anladım. Biri ölmüş. O niye ölmüş? Çünkü arkadaşının eşiyle ilişkisi varmış. Ah, böyle bir gözlerimi çevirdim. Kapadım bir daha. Yani saçma sapan dediğim gibi. Aynen saçma sapan. Ne izleyeceğim? İşte vampirler çok mantıklı değil ama neyse. Öyle arkadaşlar. Hadi bakayım ben bunları toparlayayım. Gelirim yanınıza. Ben yine karşınızdayım. Bakın bu annemden bana hediye. Ne varsa annelerde var. Görüyor musunuz? Duydu sesimi. Ne olduğunu ben biliyorum. Bana tencere almış. Tencere anneciğim. İşte söylüyorsun eşine, oğluna, kızına. Yok. Anne gibisi var mı? Canım benim. Hemen açayım sizinle birlikte. Ay. Gerçekten istediğim gibi. Bakın. Bu süt kaynatma şey değil mi? Aman Allah. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çiçeklere bakın. Ay. Bunlar neydi? Ortanca. Ortanca çiçeği. Ay bu kadar güzel olduğunu ben bile umuyordum. Bir kaç tane tenceresi falan. Ay küçücük. Minnacık. Yoğurt yapacağım, yoğurt yapacağım. Tencere istiyorum. Ama çok güzel. Şöyle kapağına bakın. Ay fıstık. Şöyle. Ama buna bayıldım. Şuna bayıldım. Bu da çok güzel. Hay durun heyecanlandım. Tamam. Şimdi çok güzel. Hepsi çok güzel. Üç tane. Aha, bu daha büyük boy. Annem benim. Dur atayım şunu yere. Ay çok güzel. Çok güzel bir sürpriz. Vallahi paketi almış da bana kadar getirmiş. Ben gider alırdım. Şöyle. Amazon'dan sipariş vermiş. Çok güzel. Altı da şöyle. Geldi yine benimki. Gel oğlum. Gel. Gel. Bak ne yapıyoruz burada. Gel seni de göstereyim. Kartona girmeye çalışıyor. Karton kutuya. Kocaman oğlan. Kocaman. Şişman. Bakın ya. Bakın şuna. Bakın şuna. Ne kadar şişman. Bak. Annenin tencerelerini gördün mü sen? Gördün mü? Tamam. Ay bunda böyle köpek gibi sıkıp sevemiyorum ki. Oğlum. Tontim. Paşam. Ne oldu? Acıktın mı? Ne oldu? Hemen duydu geldiğimi. Çorbası da yoktu ya. Onu çorba almaya diye gittim. Bir sürü para harcadım. Bitirme çorbaları, tamam mı? Maşallah var 8 kilo. 8 kilo. Kendimi diyete koydum. Onu koyamıyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Tencerelerim. Tencerelerim. Şöyle yapayım. Şöyle.
Çok güzeller. Boy boy. Boy boy. Böyle. Ama bu çok şeker değil mi? Bana mı öyle geliyor? Çok şeker. Dur. Çekeyim. Çok güzel. Şöyle. Bayıldım buna. Ay çok güzel diye diye. Kafanızı şişirmeden gideyim ben. Ay ben bunları bir güzel yıkayacağım. Yıkadıktan sonra kullanacağız. Evet. Evet. Ben ne yapıyorum? Saat 1'e geliyor. Hala açık ama. Ocağı ovalıyorum. Var ya. Şunlar canım çıktı. Ovalaya ovalaya. Bak, bunlar da çıkıyor mu çıkmıyor mu? Tabii. Ocak eski olduğu için. Çıkarmaya çalışıyorum. Bakın. Bakın nasıl oldu. Bir tane de pis olanı göstereyim size. Yürek. Şey neydi o? Yağ sökücü. Yağ sökücü sıktım. Komple ocağı da sıktım. Vallahi var ya şu emaye olması. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Şunun emaye olması o kadar güzel bir şey ki. Niye diye soracak olursanız. İşte heves ediyoruz ya. Camdır, olur budur. Benim eskisi camdı. Eltime verdiği. İlle leke kalıyor. İlle. Hiçbir şekilde böyle ne bileyim doğru düzgün temizlenmiyor. Şunu bir sildim tertemiz. Ne varsa eskilerde var. Ya çok çok güzel bir şey bence. Bir daha ya emaye alacağım. Gerçekten hiçbir şekilde camlı falan almayacağım. Rahatlığını gördüm ya şimdi. Ya aslında hevesle değil de artık öyle üretiliyorlar işte. Bence vardır ama emaye olanı da vardır. Hep cam cam. O böyle, bu böyle. Şimdi hepsi yeni ya. Misal benim şu çaydanlığım, pembe çaydanlığım biliyorsunuz zaten kaç defa gördünüz. Ablam diyor büyük büyük mağazalara girdim Türkiye'de. İşte anlatıyor be ona sipariş verdim bana mutlaka dedim Türkiye'den getir. Burada öylesini görmediğim için işte bakır var, tenekeden var. Fakat ben o tarz istediğim için böyle 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 bakıyorlar bana diyor. Sen diyor senin istediğin hiçbir yerde yok Zeynep. Beni arıyordu telefondan. Kız bulamıyorum falan diyordu. Pazara. Git pazara. Bak nasıl buldu. Pazarda adam demiş ona. Bu demiş kaç yıldır burada toz topluyor. Hani kimse almaz ki bunu falan demiş. Niye almasın işte benim gibiler de var. Alırız. Alırız. Bakın tertemiz oldu. Oh. Başka hiçbir şey yapmadım gerçekten. Şu dolapların şu tarafı kaldı ya geçen gün. Ama çok da yormuyorum. Şimdi kolum biraz daha az ağrıyor diye yani yüklemiyorum. Yüklenmiyorum. Fazla fazla. Dedim ocağa. Ocağın da camını çıkarabilirsem çok güzel olacak. Çıkaramazsam eşimi bekleyeceğim. Bugün aynı yemeği yiyeceğim. Musaka. Bu sefer fakat çorba kalmadı. Çorba olunca ilk çorbayı içiyorum. Böyle bir midem doluyor. Ah dün yemeğimi yedim. Bu musakayı tabii bitiremedim. Siz gördünüz tabağı. Yani aslında miden küçülüyor galiba yemedikçe. Hani doyuyorum, çok doyuyorum. O çorbayla bir doydum. Ama çorbamı bitirdim. Sonra biraz musakadan yedim. Ve artık doyduktan sonra gerçekten tıka basa onları yedikten sonra aldım bir parça dızman. Ya da siz dızmana mı diyormuşsunuz? İşte o Bulgaristan böreğinden bir parçacık aldım attım ağzıma. Ve bana yetti. Sabah sabah pişi yaptım. Yani o pişleri ben yemedim. O sondaki kahveyi ben içtim. Eşim ve oğluma şey kalmıştı. Hamur. Hamur kalmıştı. Ve onu hallettim. Ay bunlar da şu petekler tıngır tıngır hepsini sabitleyemediğimiz için şimdi biri ellediyse hemen şey oluyor. Bakın şimdi bunu ne hale getireceğim.
Sizinle hem ovalıyorum hem sohbet ediyorum. Böyle canım sıkılmıyor. Ve ne diyordum? Ne diyordum ben? Gitti aklımda. Yani o bir şey istediğin, çok canınızın çektiği bir şey varsa, işte pişi olur, bir şey olur, börek falan, karnınızı bir güzel doyurduktan sonra bir parça tadabilirsiniz. Ne oldu? Onu yedim, hiçbir şey olmadı. Sabah yine 300 gram vermişim. Yemeseydim belki 400 verir. Ama neyse, yani nefsini körelti. Çok fazla her şeye, her şeyden uzak kalırsanız yani bozarsınız, uzun sürdüremezsiniz. Ben ilk defa başladığımdan beri akşam dedim, tamam dedim, bir tadına bakacağım. Niye bakıyorsam biliyorsun tadını ama neyse, onu bir yaptım. Yoksa bir haftalık hiç bozmadım. Zaten bozduğumda anlarsınız. Siz de bozun isterseniz bir gün bozun. Bakın sabahsı kilo nasıl fark ediyor, anlaşılıyor yani. Bozduğunuz anda 100-200 gram fazla çıkıyorsunuz o akşamı. Yani o 100-200 gramı vermek için bütün gün aç kalıyorsun ve bir günde hepsi böyle çöpe gidiyor. Öyle düşünün. Öyle düşünürseniz vazgeçmezsiniz. Yani benim gibi düşünün. Şimdi bunları yıkadım mı? Güzel suda yıkadım mı geçecek. Hepsi bir de telli ovalıyorum. Çiziyor mudur? Zaten eski çizmiyor. Evet, şöyle göstereyim. Anca bu kadar çıkarabildim. Tabii kaç yıllık Allah bilir. Bu Almanlar bizim gibi değil, biliyor musunuz? Bir eşya alıyorlar 40 yıl. Biz aman modası geçmiş, aman oymuş, buymuş, o eskidi, bu eskidi. Öyle alıyorlar ki. Yani güzel, kaliteli. Çok güzel. Tabii çıkaramadım, lekeleri de var. Misal şunu şurada. Ne olduğunu bilmiyorum, canımı sıkıyor. Ama çıkmıyor hiçbir şekilde. Ovaladım çıkmıyor. Camı da sökemedim. Eşim gelince söktüreceğim. Mis gibi oldu. Ve tekrardan merhaba. Yemeği yedikten sonra sindirmek amaçlı bahçeye geldim. Şöyle bakar mısınız? Her yeri temizledim. Bir güzel sarımsaklarım. Ah güzelim sarımsaklarım. Çok güzeller ya. Şöyle. Fındıklarım. Evet. Bahçe böyle komple temizlenmesi gerekiyor. Ama sizin de gördüğünüz gibi her şeye yetişemiyor insan bazen. Şu sebze yataklarını tertemiz yaptım. Her biri otlanmış. Bakalım. Bunları da biçeceğim de. Otları şeyi bulabilsem. Akülleri, makinenin akülerini bir yerden çıkacaklar diye hala çıkmadılar. Umarım çıkarlar. Birazcık yoruktum. Dinlene. Zaten diyorum oturuyorsun Zeynep. Yap. Şu havluların şeylerini düzeltiyorum. Sarkmış, görüyor musunuz? Yıpranıyor zamanla, rüzgarla. Durun kamerayı çevireyim. Şöyle şunu aldım. Paramparça yaptılar köpekler. Şunu da düzeltmeye çalışacağım aşağı doğru. Diğerleri idare eder. Her yerimiz ot. Bir güzel temizlememiz gerekecek. Mındıklar da burada. Ablam da orada oturuyor. Kahve içiyor. Bakın ailenin çalışkanı benim. Şimdi bu videoyu izlerken diyecek sen neler söylemişsin. Bakın görüyor musunuz? Bir dakika. Evet orada oturuyor. İkimiz de kahve içiyoruz aslında. Ben de böyle ufaktan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve şu an enerjim varken bir şeyler yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü bu enerji de neye bağlı onu da bilmiyorum. Gerçekten o kadar böyle enerjik hissediyorum ki. Tek yemek yedikten sonra birazcık bir böyle bir durgunluk, bir yorgunluk falan geliyor o anda. Fakat o yorgunluğa kaptırmıyorum kendimi. Yine kalkıyorum, devam ediyorum. Şimdi biraz sindirdim. Saat 6'ya geliyor. Hava hala aydınlık. Gördüğünüz gibi günlerimiz uzayacak. Ve ben şunu halledeyim. Birazcık daha otururuz. Öyle. Gece çökünce eve. Herkes evine. Bugün de bitirmiş olalım. Ben gideyim artık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.